Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz? Politek Garaj. Kendi yerimizdeyiz. Yanımda bir kardeşim var. Mustafa bizim Politek'in Gaziantep'in şubesinin işletmenin sahibi. Mustafa bizi nerede gördün? Niye bize bulaştın? Önce onu söyle. Abi sosyal medya. Yani zaten araştırıyordum bu konuları. Araçlarla alakalı hep bir işletme kurma hayalim vardı. Eski mevzuları sen biliyorsun. Evet. Askeri personeldim. Bıraktık. Hep araçların içinde olmak istediğim bir sektör arıyordum kendime. Araç kaplama da gayet mantıklı geldi. Araştırırken yani zaten biliyordum ama sadece folyo kaplamayı biliyordum. Daha farklı yöntemler olduğunu zaten gördüm. Zaten var bir sürü aynen, folyocu var. Aynen folyocu var bir sürü. Ondan sonra başka bir markadan diye bir marka önemli değil. Yani, zaten orayı bip yaparız. Yani, sorun yok. Bip diye bir şey gördüm. Hı hı. Araştırırken Politek'i gördüm. Yaptığın söküm videoları yani kasten zarar vermeye çalışıyorsun yine zarar görmüyor araba. En çok beni tavlayan kısmı orası oldu. Çünkü beni tavlayan bir şey müşteri de tavlayacak. Kesinlikle. Muhakkak. Yani içimde o an dedim ki bu işi yapmalıyım. Politek'i yapmalıyım dedim. Sağ olasın sen de abi her zaman ben elimi hiç havada bırakmadın, hep tuttun. Allah razı olsun. Aradım, görüştüm. Hani bayilik vermiyorum dedin normalde. Vermediğini söyledim. Ama benim durumumu gördüğünde seninle bir başlamak istiyorum dedin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Biz bir işletme sahibi olduk. Ömrümde ilk kez bir işletme sahibi olduk. İnşallah ömrünün sonuna kadar da işletmeni büyüte çocuklarına kadar. Hep beraber inşallah. Aha. Abi. Şimdi biz Mustafa geldi. Birkaç ay oldu değil mi geleli? Bir iki ay oldu. Evet rahat. Abi. Bir iki ay önce geldi. Biraz muhabbet ettik, sohbet ettik. Hatta ondan sonra şey dedik hani. Ya işte gel en azından o gördüklerini burada bir canlı gör. Hani burada yapılmış bir sürü araç var. Zaten her gelmende kesinlikle yapılacak araçlar olur. Ya da söktüğümüz araç olur. Geldi arabaları da gördü. Dedi ki abi biz bu işe gireceğiz. İyi dedik dükkanını kuralım. Ondan sonra ta Antep'e kadar gittim. Dükkanı gördüm. Dükkan çok güzel. Şimdi biz bu arabayı Mustafa ile beraber yanına da bir arkadaşımızı koyduk. Hasan. Malatya'da bizim depremzede bir arkadaşımız. Şimdi sağ olsun Mustafa onu orada ikame edecek. Mustafa ile beraber hep beraber işte far tasarımıdır, sop tasarımıdır, LED aydınlatma sistemi, Politek araç kaplama, krom kaplama var. Sulu transfer var. Karbon kaplama var. Başka ne yapıyoruz biz orada? Onun haricinde abi bir şey yok. Yani tamam. Şu an sadece cam filmi yok. Girmeyeceğiz abi. Girmeyeceğiz. Aynen girmeyeceğiz çünkü zaten şeyimizi bozmuyoruz değil mi? Çizgimizi aynen, bozmuyoruz. Çizgimizi bozmuyoruz. Ha, mesela biz burada cam filmi bile yapmıyoruz. Niye? Aynen. Gerek yok. Bizim işimiz şimdi belli. Bir kaplamayla uğraşırken müşteriye cam filmi çekiyorum dediğinde abi şu an işim var dediğinde olmayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bu araba da Antep'ten geldi. Hem eğitim vereceğiz bu araba üzerinde eğitim vereceğiz. Şimdi bu arabayı burada yapacağız. Teslim edeceğiz. Arabanın sahibi arkadaşın ismi neydi? Uğur. Uğur kardeşimle de ben Antep'te tanıştım. Şeker gibi bir arkadaşım. Şimdi bu arabayı biz yeni rengine kavuşturacağız. Ama ondan sonra bu araba gidecek. Bak biz burada her şeyini yapacağız. Bu videoyu izleyeceksiniz ama biz de gideceğiz arabayla beraber. Yaklaşık bir 15-20 gün sonra belki bir ay sonra tekrar biz Antep'e gideceğiz. Ama Politek ekip olarak gideceğiz. Bir de orada araç yapacağız. Orada diğer videoyu da orada çekeceğiz. Şimdi eğitim esnasında mutlaka kafana takılan, ben sana biraz anlattım ama evet. Kafana takılan her şeyi sor. Bu arada bu video sadece araç kaplama videosu gibi düşünmeyin. Politek eğitim videosu gibi de düşünebilirsiniz. Hani çünkü çok fazla bu videoda şey istemiyorum hep. Hep konuşalım, anlatalım, dinleyelim. Sen sor, kafana takılan neyse sor. Onu anlatalım. En azından izleyicilerimiz de, bizi takip eden insanlar da kafasında soru işareti kalmaz. Onlar da en azından görmüş olur, evet. Öğrenmiş olur. O zaten zaman bayağı soru cevap olacak abi. Olacak mı? Bayağı var soru mı? Cevap olacak. Tamam yani, yapacak bir şey yok. Ben çok meraklıyım. Çok teyide çok. Çok şükür bildiğimiz konular. Aynen. İstediğin gibi sorabilirsin. Sorun yok. Şimdi ne yapıyoruz? Enes arabanın bir etrafında sana zahmet bir dön. Ondan sonra içeri alıyoruz. Söküme başlıyoruz. Hadi iyi seyirler. Enes gel şimdi hem anlatayım Mustafa sen de istesen böyle gel kardeş ben sana biraz anlatayım. Şimdi biz Politek kaplamayı yapmadan önce
Önce arabayı bir temizliyoruz, yıkıyoruz. Bu araba uzun yoldan geldi, kirliydi. Şimdi yıkadık. Şimdi çocuklar kuruluyor. Kapı işlerini falan iyice kurulamak lazım. Bak buralar hep şu an su oldu. Bunların hepsini kuruladıktan sonra kadar her arabada her parça sökülmüyor. Folyo gibi değil bakın. Folyoda normalde arabanın tüm parçalarını sökmek zorundasınız. Tamponu sökmek zorundasınız. Stoplar, farlar, her şeyi sökmek zorundasınız. Biz de her şeyi sökmek zorunda değilsiniz. Yani hiçbir şeyi sökmeden de biz bu arabayı kaplayabiliriz ama daha iyi, daha temiz, işçilik olmasını istediğimiz zaman hani belli yerleri söküyoruz. Mesela bu arabada sökmemiz gereken ne var? Bak mesela şunu sökmemize gerek yok. Folyo olsa mesela şu aralara giremeyecekler. Burada kesecekler, bitirecekler. Biz buraya bizim fitil bantları var. Eğer fitil varsa şuraya fitil bandı koyuyoruz. Fitil yoksa burayı bantlıyoruz. Evet. Sıfıra sıfır. Hiçbir şey sökmeye gerek yok. Kapı kollarını istersek sökebiliriz, istersek sökmeyebiliriz. Arabanın durumuna göre bunlar da dediğim gibi. Şu cam çıtalarını sökmemiz lazım. Sökmesek de olur. Bak her arabada mesela bu arabada aslında şey var, müsaitlik var, boşluk var. Evet. Tamam mı? Aslında sökmemize gerek yok ama sökersek daha sağlam bir işçilik olacak. Şimdi biz bu cam çıtalarını sökeriz, belki kapı kollarını sökeriz. Stopları sökmemize gerek yok. Aynayı sökmemiz lazım. Aynayı sökmemizin sebebi arkadaşlar bak bu, Mustafa burayı sen de dinle. Evet, tamam. Bu video zaten daha sonra izlersin. Aynen. Hem açar açar eğitim. Şimdi bu tarz aynalarda biz söküyoruz. Aynayı sökmemiz lazım. Sebebi de şimdi biz bizim uygulamamız boya tabancasıyla biz bu uygulamayı yapıyoruz. Kapı üstünde olduğu için. Mesela buraya rahatlıkla boya tabancasıyla girebiliriz ama şu ara kısım var ya. Evet. Şu ara kısmı buradan böyle bu şekilde attığımız zaman toz toz olacak. Burası yani burası pürüzsüz bir yüzeyken şu gördüğün ara böyle hafif böyle bir portakallı pürüz olur. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu sökelim. Daha güzel olmasın. Dümdüz olsun. Tekrar takalım. Söküp takmada zararı eğer bir arabada zararı varsa sökmüyoruz. Riski varsa sökmüyoruz. Bu araba bir de yeni yani 2021-2022 evet. Model araba değil mi? Evet. Yeni araba. Yeni araba. Yani sökülmesi gereken parçaları sökeceğiz. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Farları sökmemize gerek yok. Maskeleyebiliriz. Şu tamponları parçalamamıza gerek yok. Maskeleyebiliriz. Böbreği, panjuru sökmemize gerek yok. Maskeleyebiliriz. Sadece bir plakaları sökeceğiz. Onun dışında işte dediğim gibi iki ayna. Cam çıtaları söküp bırakacağız. Yani tamponu mamponu sök, farları indir, stopları indir, arka tamponu indir. Hani folyo gibi arabayı komple dağıt. Sonra evet, geri şey. Topla. Öyle bir şey yok. Şimdi birçok arkadaş, hani bak bunu yanlış kimse yanlış anlamasın. Folyo kaplayan arkadaşlar için söylemiyorum. Bize birçok bir sürü araba geliyor. Folyo daha önce kaplatmış arabalar. Adam mesela bunları söküyor. Sökerken takarken tırnaklar kırılıyor. Sekmanlar kırılıyor. Klipsler kırılıyor. Adam hani gidip klips almıyor ya da sekman almıyor da işte. Kırılan yerlere yeni sınav takmıyor ama şey yapıyor. Silikon, Japon. Akıllı vida. Akıllı vida anladın mı? Yazık günah yapmamak lazım. Biz işin doğrusunu yapalım. Hani akıllı vida atacağımız yerde olacak da. Yani onlar buralar değil. Evet. Şimdi Enes yavaş yavaş Yusuf sökmeye başladı sanırım. Önce siliyoruz bunu ne yapıyorsunuz? Şey yapacağız. Şimdi yavaş yavaş Enes söküm videosuna başlayacağız. Söküm yaparken de dediğim gibi mutlaka sorman gereken her şeyi sor. Sizin de sormanız gereken bir şeyler varsa mutlaka yoruma yazın. Aklınıza takılan her şeyi söyleyin. En azından biz de bir sonraki videoda onları da cevaplayalım. Hadi önce arabayı silin sonra sökmeye başlıyoruz. Yusuf'a dedik ya arabayı biz her arabanın her parçasını sökmüyoruz. Yusuf arabanın motorunu indirdi. Yusuf burayı niye söktün? Basit ha, kolay diye değil mi? Riski yok, sıkıntısı yok. Lego gibi ha ne güzel. Bunları da karartak güzel olur ha. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl diyorsan abi. Ha? Kavrulacak güzel gider. Vallahi billahi. Bunları da karartak ha. Sorgun ki. Ben direkt karartıyorum abi. Yusuf'u nasıl buldun? Mustafa. Yusuf. Silah gibi adam ya. Yusuf. Kilolu. Yusuf başka sökeceğim bir şey var mı? Stopları alacağım abi. Ayrıca aynen. Kapı kolları. Daha da bir şey sökeceğim. Kapılarını alacak mısın? Yok. Sökmeyeceğim ya. Bu araba kiralık mı lan? Plaka özel. Aga 555 plaka kiralık. Plaka mı kiralık araba mı kiralık? Yok abi. Şöyle söyleyeyim aracın sahibine gel. Bir kiralık araç var. Sen bir taraftan konuşacak bir taraftan da Yusuf'u çek abi Yusuf'u unutma. Bir kiralık araç var şu an bindiğim.
Kimin? Uğur'un mu? Araç sahibinin, aynen. Yusuf söktü lan. Gel gel buraya gel. Tamam, sıkıntı yok. Ben orayı çekeyim. Ondaki plakalı buna geçirmiş olduk. Öyle bir hikaye. Araç sahibi bu araba buraya geldiği için araba mı kiraladı? Bu araç buraya geldiği için şu an kendisi kiralık araca biniyor. Kiralık araba kiraladı. Evet. O plaka, bu plakalı onun... Kiralık aracın plakalığı bunda. Niye öyle bir şey yaptı? Kasko abi, yola çıkıyoruz. He. Adam plakaya bakacak, aga diyecek. Plakalar bakacak, la kiralıkmış diyecek, gözetmeyecek. Dolayısıyla ben kaza yapmadan geldim, kaza yapmadan döneceğim. Nazar değmesin diye. Kendi kaskomuzu yaptık birileri. Kaskolu değil ha, muskalı. Aynen. Sökümleri, sen bunların sökümlerini falan biliyor musun? Nasıl söküyordun arabayı? Bilirsin yani. Biliyorum abi ama tabii böyle yabancı olduğum birkaç model var. Tabii yabancı olduğum modellerde istersen ara ya da baktın olmuyor. Bence zaten YouTube'a mutluma gir. Yani zaten riske girme. Aynen. Biz de öyle yapıyoruz yani. Bak hiç sökemiyoruz, YouTube'dan bakıyoruz. Reklamlar attı herhalde mi? Gallardo. Gallardo'yu YouTube'dan dağıttık. Ama bakmadan topladı. Dağıttı, topladı. Gallardo'yu YouTube'dan baktık. Komple. Bilmemek değil, ölmemek ayıp. Yani ben mesela araba kaplamayı bizim gidip ustalara bakmadım mesela. Türk ustalara bakmadım. Evet. Niye biliyor musun abi? Yok. Bizimkiler kendilerini geliştirmiyor. Oturdum günlerce, vallahi bak Hamza, günlerce şey izledim. Yurt dışındaki böyle marka olmuş firmaların boyacılarının boyatı şekli. Bu adamlar niye bunu kullanıyor? Niye bu tabancayı kullanıyor? Niye bu filtreyi kullanıyor? Bizimkiler hep alışıla gelmiş düzen ya. Evet. Hepsi alışıla gelmiş. Yusuf boyun yetiyor ha. Enes, sen çekmeye devam et. Maskeleme zamanı yine görüşeceğiz. Ben yokum. Ha böyle biraz takılın. Evet, geliniz. Şimdi arabanın bir kısmını, belirli kısımlarını biz maskeledik, eğitim verdik ama size de anlatacağım. Arabanın sadece dediğim gibi bak, stoplarını söktük. Ondan sonra cam çıtalarını söktük. Ve iki tane ayna söktük. Onun dışında başka sökülen hiçbir şey yok. Şimdi maskelemeye başladık. Enes, bak maskeleme yaparken bizim en önemli dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi davlumbaz içlere. Davlumbaz içlerine kadar komple biz maskeliyoruz. Jantlarını komple maskeliyoruz. Kapı içlerini maskeliyoruz. Bak şöyle göstereyim. Cam çıtaları söküldü. Buraya bir tane ters bant atıyoruz. Gördüğünüz gibi ters bant atıyoruz. Ondan sonra kapı fitillerini, şu üst taraftaki fitilleri ters bantla maskeliyoruz. Üzerine kağıt seriyoruz. Şimdi arabanın maskesi bitmiş gibi görünüyor ama bu taraf bitmedi aslında. Şimdi şeylerini, kapı iç detaylarını maskeleyeceğiz. Şimdi Enes gel be, sana zahmet. Şimdi kapı içlerini biz maskelerken normalde yani insanlar şu şekilde maskeleyenler var. Şuraya kadar böyle maskeleyenler var. Ya da işte şuraya sıfır maskeleyenler var. Şu şekilde. Bu şekilde iki maskele yanlış. Şimdi bu şekilde maskelersen kaplama, biz boya tabancası attığımız için bunun üzerine kadar gelecek. Ondan sonra maskeyi sökerken kaplamayla beraber alacak. Ve şey olacak hani buradan çok dibe kadar maskelediğin zaman düzgün söksen bile kapının arasından arabanın gövde rengi görünecek. Buraya kadar maskelersen de böyle belli belirsiz bu şekilde toz şeklinde olacak. O da görüntü olarak kötü olacak. Ama doğru olan maskeleme şekli, en eski hali göstereyim. Şu alın var ya, çamurluk alını ya da kapı alını olduğu gibi kalacak. Şu şekilde. Maskelemeyi bu şekilde yapacağız. Bu şekilde yaptığın zaman şu görmüş olduğun yüzey tamamen gövde rengiyle kaplanacak ve yavaş yavaş şu bantın ucuna kadar toz şeklinde gelecek. O zaman bantı da rahatlıkla bu şekilde söktüğün zaman orası dümdüz çizgi şeklinde ve istesen de tırnaklayamayacak. Çünkü oraya çok ince gelecek. Biz bu ince yerlere söküm videolarında belki izlemişsinizdir. İnce yerlere ana hatlar söküldükten sonra buraları kendi tinlerimizle temizliyoruz. Tertemiz çıkartıyoruz. Şimdi diğer taraflara bakalım neler yapmışlar. Bak burada arka cam maskelenmiş. Stop lambası alt tarafta bayağı bir boşluk var. Aslında bizim için önemli olan boşluk. Biraz boşluk kalması lazım ama alt tarafta boşluk var.
Stobu öyle bir takılmış ki üst tarafa 0'a 0. Yani hiç boşluk dahi yok. O zaman da boya tabancasıyla yaptığınız zaman o arayı doldurur. Yine bize sıkıntı yaşatacak. Yarın öbür gün kaplamanın da ömründe problemler yaşatacak. Şimdi bu cam maskelenmiş. Burası maskelenmiş. Kaput içini maskelediniz mi? Yok. Tamam. Birazdan kaput içini maskelerken Enes mutlaka çek. Bak eğitim alan adamlar bak nasıl başarı gel. Ne yapıyorsun sen şimdi? Savunma arasını maskeliyorum. Nereyi maskeliyor? Savunmazı. Savunmazı için. Sana haber geç abi. He? Uyanlar sana haber geç. Hasan. Hasan yaklaşık bir haftadır burada. Bir haftadır maskelemeyi de görüyor. Kaplamayı da gördü. Şimdi bu ikinci araç olacak değil mi Hasan? Aynen abi ikinci araç. Üçüncü aracı kendin yapacak mı? Kendim yapacağım abi. Valla? Evet. Tamam. Üçüncü araç Hasan'la. Kaplamada bizim sistemdeki kaplamada en önemli şey kesinlikle maske. Maskelemenin çok doğru olması lazım. Gel Yusuf anlatıyor gel. Yusuf anlat. Bir daha anlat. Şuraya koyayım da. Ben... Şu üst kısmı anlatıyorum abi ya. Bandı gelmesi gerekiyor yoksa iç kısımlara boya yetişmez. Onu anlatıyorum Hasan abi. Şey Mustafa abi. Normalde şu fitil şeye yapışıyor. Zaten bitmiş halinde ya da öncesi halinde dikkat ettiyseniz arabanın kaportasına bu şekilde yapışıyor. Şuranın devamı gibi düşün. Buranın devamı gibi düşün. Şöyle geliyor. Ama bunu dediğim gibi ters bantla içeri doğru alıyoruz. Zaten videolarda izlediniz. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi buradan da Yusuf bant çekecek. Ondan sonra boya tabancasıyla attığın zaman buradan içeriye kadar istediğimiz yani gitmesini istediğimiz yere kadar açık kalacak. Orası tertemiz çıkacak. Mustafa sormak istediğin bir şey var mı? Vallahi abi takıldığım her noktada Yusuf sağ olsun yardımcı oluyor. Diğer arkadaşlar da sen de sağ olasın yardımcı oluyor. Tamamen yani ben maskeleme işiyle alakalı daha önce bir tecrübem olmadığı için tahmin üstüne düşünüyorum ve sonra Yusuf arkadaşımızın tecrübesine dayanarak gereken neyse onu öğreniyorum. Şu bantı daha önce gördün mü? Yok abi görmedim. Bu bantı bence birçok insan da bilmiyordur. Şunu takayım. Şu bant normal bantlardan farkı Enes biraz yaklaştır. Bunun iç tarafında şu parlak yüzey gördüğünüz kısım biraz daha serttir. Burası normal kağıt bantla aynı. Bunun sebebi bu fitil bandı. Cam kenar fitil bantı diye geçiyor. Bunun amacı şimdi bir tanesini hatta bir tane ya da iki tanesini koparayım. Şuradan. Bunlar da böyle koparılacak yerler belli. Her bir tanesi şu kadar. Yaklaşık bir 3 santim 4 santim mesafede yerlerde koparma yerleri var. Şimdi bunun amacı normal kağıt bandı buradan içeri sokamazsın. Bunu çekemezsin. Bunun amacı şurada fitili çok az açıyorsun. Tamam mı? Eline çok az açıyorsun. Şimdi şu ara 0'a 0 olduğu için şunu çok hafif çektiğin zaman şurada bize yeteri kadar işimizi görecek kadar boşluk bırakıyor. Bunun amacı eğer fitili şu şekilde bantlarsak bak şu şekilde fitili bu şekilde de bantlayabiliriz. Şu şekilde de fitili bantlayabiliriz ama kaplama malzemesi burayı doldurur. Bu sefer bunu maket bıçağıyla kesmek zorunda kalacağız. Sökerken kaplamayı kaldırma ihtimalimiz var. Kaplama kalkmasa bile fitili kesme ihtimalin var. Bizim ilk önceliğimiz falçata mümkün mertebe kullanmamak. Yani arabaya yakın falçata kullanmıyoruz. Mesela burada kağıtları bile keserken biraz daha genişler. Niye? Arabaya zarar vermeyeceğiz. Zaten folyoyla arasındaki en büyük faktörden biri bu. Bazen bize folyo kaplamalı araçları geliyor. Hani folyoyu bu şekilde adam kaplamış. Şeyi böyle. Burada kesmiş. Falçatayla burada kesmiş. Kaplamayı söküyor. Yani aslında arabanın orijinalliğini koruması için, renk değişikliği için folyoyu kaplıyor. Üzerine kesiyor ya. Kaplamayı bir söküyorsun. Bura komple olduğu gibi falçata çiziyor. Şimdi orijinalliği mi kaldı bu arabanın? Hani onun sonra kapı işlerini boyanıyor ya da öyle çizik şekilde kullanıyorlar. Bunun örnekleri de var bizde. Onları da paylaşırız. Şunu anladın mı? Mantığını çözdüm abi. Mantığı bu. Şu şekilde biraz daha açıp ya bizim şurada yaklaşık bir 1 milime yakın bir boşluk bizim işimizi görüyor. Sökerken de bunu alıyorsun, çekiyorsun. Fitil bu sefer kaplamanın üzerine geliyor. Aynen. Hem kaplamayı koruyor hem... Kaplamanın açılmamasını koruyor ve burada daha orijinal bir görüntü vermesini sağlıyor. Aynen. Başka bir şey yok. Eğer yani sökülebiliyorsa camı da sökülebilir ama bu cam sökülmez. Silikonlu bir de bu cam niye böyle bak mesela şurada boşluk var. Ondan sonra burası içeri doğru koyuyor. Abi, tasarımı çok güzel ama tüm şeyler sıfıra sıfır. Bak şu yok. Yanlış he. Yani şu fabrikasyon bir hata. Bak şurası dışarıda camın, burası içeride. Evet. Şu, bak şurada şey var. Bak
Gördün mü bak burası gitti. Şurası içeride camın. Şimdi Enes sen çekmeye devam et. Sormak istediğin bir şey olursa mutlaka sor. Kaçıncı gün oldu? Üçüncü gün mü oldu bu? Üçüncü günü mü arabada? Evet. Üçüncü gün mü? Birinci gün. Gel buraya gel gel. Şunu çeksene Allah'ın sorusu gel. Söyle. Yapma bak gerizim geldi yapma. Beni biliyorsun yapma. Şurak bizim burada Politek'te çalışan herkesin farklı farklı böyle özellikleri var. Tamam mı? Mesela Burak'ı bir kere güldür, kenara at, orada gurulmuş gibi güler güler durur. Tamam neyse geleceksin. Bugün aracımızın üçüncü günü. İlk gün ne yaptık? Sökümünü yaptık, maskelemesini yaptık. İkinci günü ne yaptık? Bugün üçüncü gün değil, dördüncü günü bugün. İkinci günü aracımızın Politek alt zemin kaplamasını yaptık. Üçüncü gününde de aracımızın kumbeci rengini attık. Şimdi bugün dördüncü günü. Normalde aslında bugün zımparalayıp, vernikleyip çıkarabiliriz ama arabaya desen gireceğiz. Ne yapacağız? Daha önceden yapmış olduğumuz bir tane BMW vardı. Bak şuraya koyayım. Şimdi bu arabayı o renge çevireceğiz. Şimdi arabamız yeni olduğu için arabada macun çekecek bir iki yer yok ama sadece şurada bir yerde gördüm. Çok küçük. Zaten biliyorsunuz bu araç eğitim aracı. Gaziantep'ten gelen hem oradan Mustafa zaten zımpara yapmaya başladı. Bir tane göçük var. Buraya macun çekeceğiz. Şimdi Mustafa şu ana kadar kafana takılan soru var mı? Abi, şu ana kadar kafana takılan soruların hepsi anında cevap buluyor. Anında cevap buluyor. Söylesene be. Hani sorduğun sorular ne mesela? Çünkü niye biliyor musun? Senin sorduklarına inan insanlar da merak ediyor. Evet. Yani onlar da aynı sorular kafalarında var. Evet. Ya ben genellikle iş anlamında soruyorum sorduğum soruları. Hani öğrenebilmek için. Sonuçta buraya bir eğitim almaya geldik. İş zor değil mi biraz? Yani çekirdekten yetişseydim kolaydı. Ama bu yaşta bu işe başlayınca zor. Ama benim için. Olmayacak iş değil, yapılamayacak iş şey, değil. Ben de araçlarla alakalı çok merak olduğu için abi. Hani arabalar seviyorum. Ben kendi araçlarımı paramparça ediyordum. Onun avantajını şu an görüyorum. Tamam. Yani hiç elim korkak alıştırmıyordum o zamanlar. İyi ki parçalamışım diyorum. İşte söküm işleminde Yusuf'la beraber, maskeleme işleminde her aşamada Yusuf'la beraber yaptık. Takıldığım yerlere sordum. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bunu nasıl içinden çıkarız? Mesela bir köşede ufak bir patlattım orayı. Onun da tekrardan tamiratını göreceğim mesela. Nereyi patlattın? Kapı kolunu. Ha şurada bir şey değil. Köşeler ince olduğu onlar, için. Onlar bir şey değil. Yani bunları burada görmem iyi. Çok iyi. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Hatta sadece sana değil herkese söyleyeyim. Şimdi aracın kumbeci alt zemin kaplamasını da bitirdik. Şimdi hiçbir kaplamaya yapılamayan hani bu zımpara işlemi dediğimiz var ya. Şimdi onu yapıyoruz. Arabada çünkü şu anda portakallanma var, tozlanma var. Gördün değil mi onları? Evet, evet. Portakallanma, tozlanma onları alacağız. Onları nasıl alıyoruz? Yusuf şimdi zımparayla. Önce elle komple sulu zımpara geçiyoruz. Evet. Ondan sonra şey yapacağız. Göçük möçük. Arkada bir tane göçük var. Başka göçük var mı Yusuf?
Çok ufak nokta kadar altta bir tane gördüm. Burada bir taş izi. Taş izi. Taş izi. Tamam. Onlara şimdi kaplamanın üzerine macun çekeceğiz. Sonra onları da zımparalayacağız. Ondan sonra ana rengini atmaya başlayacağız. İlk kamuflaj işlemlerinde bizim her zaman tercih ettiğimiz en alt ana renk açık renk. Yani rengimiz örnek veriyorum işte. Bej rengi, yeşil, siyah yapacağız ya. Evet. En açığı hangisi? Bej rengi. Önce bej rengini yapıyoruz. Sonra yeşil yapıyoruz. Sonra siyah yapıyoruz. Çünkü siyahtan başlarsan ya da yeşilden başlarsan alt rengi açacağında hata yaptığın zaman dönüşü zor. Evet. Açık rengi kapatmak koyuyla çok kolay ama koyu rengi tekrar açmak çok zor. Aynen. Onun için en alt rengimiz bej rengi yaptık. Şimdi ondan sonra maskelemeye geçeceğiz. Maskelemede muhtemelen ben olacağım hani ince detaylarını beraber maskeleriz. Ondan evet. Sonra kabasını Yusuf'la beraber yaparsınız. Tamam abi. Ondan sonra rengine geçeriz. Bugün bunu bitireceğiz. İnşallah. Komple bitireceğiz inşallah. Yani hedefimiz o. Bugün bitireceğiz çünkü yarın daha önce kapladığımız bir araç var. Hatta bu gece de gelebilir araba. X6 vardı. Böyle yeşil renge kapladığımız gold. Şimdi onu ne yapıyoruz? Onu da siyah renge kaplayacağız tekrar. En azından ne olacak biliyor musun? Renk değişimini göreceksin. Aynen yani abi. Politek kaplamada hiç sökmeden tadilat yaparak renk değişimi nasıl yapılır? Demek ki onu da birkaç sonraki videoda izleyeceksiniz. Şimdi Enes zımparayı çekmeye başla kardeşim. Ve ondan sonra kamuflaja başlıyoruz. Hadi iyi seyirler. Sahur anlamına geliyor. Şimdi ne yaptık? Aracı maskeledik. Hepsini izlediniz. Siyahını attık. Ondan sonra haki yeşilini attık. Şimdi maskelerini söküyoruz. Arkadaşlar şaşırdı biraz. Ne şaşırdınız lan? Oldu mu olmadı mı? Valla. Şimdi birazdan söküm işlemlerinde nasıl söküldüğünü anladın değil mi? Aynen. Sökerken mutlaka hani şey değil hani yüzeye dik şekilde değil, yüzeye yatay şekilde bantları söküyorsun. Çünkü altındaki kaplama daha 2 gün, daha %100 kuru bir vaziyette değil. Evet. Tamamen kuruması yaklaşık bir hafta sürüyor. Şimdi şu aracı bantı falan çeksin. Çok güzel çıkıyor. Daha böyle senden istemesinler herhalde. Daha da istedik.
güzel oldu ya. Baskılama yapmak için mutlaka yatay çeker. Eğer ki baktım alt tarafla ilgili problem var, hemen olduğu yerde bırakın. Tamam mı? Çok yakıştı yani. He? Şiş şey dedi yani, bu arabayı ne yaparız daha, ne yapabiliriz? Araba stok kalır. Biraz yüksek de araba. Lastikler falan da biraz stok. Hani orijinal lastikler. Jantları bir üst modeller alır. Paketin jantına şey vermişler. Ama araba stok olduğu için yüksek. Hani ne gider, ne olur, ne yapabiliriz. Yoksa çok çok daha güzel bir renk yapabilirdik ama. Şu araç yüksek kalacaksa, stok kalacaksa biraz daha böyle bir hard görünüm verelim diye. En azından bir de arabanın şeyi var, garantisi var yani. Eğer garantisi devam etmeseydi arabaya biz eğri süspansiyon falan yapacaktık. Ama araç yeni olduğu için şu an yapacak bir şey yok. Sadece renkle devam edecek. Muhtemelen bir sene mi var daha garantisi? 18 ay. 18 ay sonra tabi o zaman iyi süspansiyon şu bu kadar. O zaman daha da patlıyor. Yani o zaman body kit gireceğiz yani abi. Komple fardır, toptur. Ön arka tampon gireceğiz. Bir de 20'yi taktığımız zaman 10 numara. Sen bu sefer bak Enes uyuyor bu saatte. Şimdi Burak çekiyor. Burak sen şeyleri çek. Şu maske sökümleri biraz daha detaylı çek. Enes, posur posur, kaçıncı kursunda? Onun şu anda pireler uçuşuyor. Enes buralara bit koyar. Arkadaşlar hepinize günaydın. Yorucu bir günün ardından tekrar işe başladık. Dün gece yaklaşık 3.30-4 civarında aracın verdiğini attım. Şu anda sabah 10. Yani uykusuzuz. Eve gittik. Tekrar sabah 8.30-9 gibi geldik, işe başladık. Araç çok çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş Yusuf'la Mustafa maskesini sökmeye başladı. Enes sen gel. Araç... Hani biliyorsunuz normalde beyaz renkte, videonun başını izlediniz. Şimdi kamuflajı yaptık. Kamuflaj yaparken önce videonun başında da söylediğim gibi bu tarz desenlerde ilk önce en açık rengi atıyoruz. Yani ilk önce bej rengini attık. Ondan sonra yeşil ve siyah atmanız lazım. Ama elimizde yeşil renk biraz daha az olduğu için yani önce biz aracı siyaha çevirdik, ondan sonra yeşile çevirdik. Bu işin aslında tüyoları, püf noktaları gibi düşünün. Şimdi maskeleri sökmeye başladık. Birkaç eksik gördüm. Şöyle göstereyim. Normalde farlar falan çok güzel. Ama şu farları sisleri değildi. Sisleri de yapabiliriz. Farları çok hafif şey yapmak istiyorum. Böyle mat siyah karartmak istiyorum. Bir taraftan da Yusuf'la Mustafa maskeleri söküyor. Maskelerde, sökümlerde, Enes bir gel ben sana birkaç şey göstereyim. Böyle belli birleşim yerleri var. Yani bizim sistemde birleşim yerlerinde eğer ki sıfıra sıfır böyle oturmuş vaziyetteyse orayı çok dikkatli, çok çok dikkatli şekilde açmanız lazım. Ve maske sökerken hiçbir zaman bizim bu sökülebilir boya sisteminde, Politec sisteminde böyle aracın kaportasının dikine doğru değil, yatay şekilde. Maskenin tersine doğru yatay bir şekilde sökmeye başlıyorsunuz. Mustafa yorgun musun? Gözlerinden belli oluyor. Yorgunuz abi. Vallahi. Aynen. Araç nasıl oldu sence? Abi araba mükemmel. Yoruma kapalı benim için. Vallahi. Yani kesinlikle bir şey söylemek... Uğur aradı mı ya? Uğur'u görüştün mü? Uğur'la görüştük, hastaneye kaldırmışlar abi. Niye? Kalp krizi. Kalp krizi. Nasip artık. Yerine duramıyor. Ama şimdi... beklemek zorunda. Araç sahibinin çok güzel şiveleri var. Şu telefonu da versene be. Bak bak şimdi size şivelerinden birkaç şey dinletelim. En son şey konuştun mu? Ses kaydı attın mı bunun için? Yapmıştır galiba. Dur dur, dur bekle. Enes gel. Ben sana birkaç şey göstereyim. Siz sökümüne devam edin ya. Şey,
Yok yok, ne attığımızı. Şimdi biz Uğur'a araç resimleri atıyoruz. Tamam bak, şöyle ismini soy ismini kapatalım. Şimdi bak, araç resimleri atıyoruz, tamam mı? Görebiliyor musun ekranda? Bak mesela şu Hulk'un resmini attık. Tamam mı? Videosunu daha doğrusu attık. Hulk'un videosunu attık. Burası biraz küfürlü konuşmuş. Şimdi konuşmasını dinleteyim size. Bak. Arabaya bak. Bunca yıllık müteahhitim, böyle işçilik görmedim. Gel gel, bir tane daha var gel. Bak, arabasına maskelemişiz. Uğur'un arabayı maskelemişiz. Siyahını atıyoruz. Bak şimdi bak. O ne lan? Lan arabamı ne ettin? Bir tane daha vardı ya. O biri nerede? Daha mı yukarıdaydı? Gel gel. Gel. Bak şimdi. Aracın... Bunda ne var bilmiyorum bir. Arabam! Arabam! Ah! Arabam! Arabam! Bak ondan sonra bizim Atalay'ın arabası var. Hani sarı siyah. Bir tane Honda vardı ya, şu araba. Bak, onun resmi şeyini attık. Araç tesadüf buradaydı. Videosunu çektim Mustafa. Araca bak, gel. Bir de her defasında şey istiyoruz. Sesli cevap istiyoruz adamlar. Yazılı istemiyoruz bak. Şu arabaya attık. Şimdi cevaba bak. Ama oğlum sen benim aklımla oynayacaksın. Bak burada ben aklımı yitirmek üzereyim. İkide bir bana böyle videolar atıyorsun. Bir an zorundan bana geleceksin. Sıfır bir Honda Civic aldıracaksın. Oradan direkt İstanbul'a geçeceğim. Bırakın ama bu şeyi, seyahatı buna başlangıç ettireceksin yani zorundan. Sahibi. Arabanın sahibi, efsane ya. Yenge görüntülü aradı herhalde. Biz meşgul attık. Tamam. Artık yapacak bir şey yok. Sıkıntı değil abi. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi Enes, sen hemen şey çekimini, maskenin sökümünü çek. Ondan sonra tekrar göreceğiz. Hadi gel. Bana doğru, doğru çok deme, tamam mı? Tamam, şöyle iyi. Ha, sen öyle dur, ben sana böyle yaparım. Tamam, üç kere mi alkış? Tamam mı? Burayı koydum abi. Ne yaparsın sen? Bir daha yap, olmaz. Bir öncekini koyacağım. Arkadaşlar, merhaba. Ne? Yok, merhaba olmadı. Bir daha, bunu da sil, bir daha en başa dön. Sen hiç... Hiç. Yok, buralara koyma bak, belki de daha güzel olacak. Kamera arkası yapmalım. Tamam gel. Abi çayır açımını getirdin ha. Hayırdır ya. Araba kaplayacağız diye. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Neredeyiz? Ormandayız. Dağın başındayız. Arnavutköy tarafındayız. Burası benim evim ha, şurası ha. Aynen abi. Ha şu dağın arkası. Ay yukarı var. Ay yukarının yanı benim ev. Şimdi arabamızı bitirdik. Bu arabayı biliyorsunuz. Bu araba Gaziantep Politek Demokar. Oradaki ilk aracımız ve hem deneme aracımız hem de oranın reklam yüzü olarak yaptık bu arabayı. Araba bize ilk geldiği zaman beyazdı la, değil mi beyaz bu araba? Rengini de unuttum. O kadar renk yaptık ki. Araba önce beyazdı. Videonun hepsini izlemediyseniz tekrar başa sarmak zorundasınız. İzleyin. Arabaya kamuflaj yaptık. İlk deneyimin. Evet abi. Kamuflaj yapmak biraz uğraştırıcı, gördün. Meşakkatli bir iş ama zevkli bir iş. Sonuç çok güzel oluyor. Sormak istediğin her şeyi sordun. Aynen. Aklına takılan farklı soruların var mı?
Yok abi, sadece bu kadar şaşıracağımı ben de beklemedim. İnan, çok şaşıracağımı bekliyordum ama. İyi oldu değil mi? Bu kadar şaşıracağımı beklemedim. Çünkü ben akşam dükkandan aşağı iniyordum, kapı açıktı. Bu bej yerler griydi abi. Oral. Yeşil yerlerin altı mor. Yeşil yerlerin altı mor? Mor vuruyor alttan. Biz kapattık ya. Alttan da böyle hafiften mor vuruyor. Yani gece ayrı, gündüz ayrı. Bunu ruhsata bir 15-20 renk işlememiz lazım. Şimdi arabayı biz kamuflaj yaptık. Araba çünkü stok, garantisi devam ediyor. Hani normalde bu jantları takmak istemiyorduk. Bu jantlar olmasaydı, işte arabayı biraz basabilseydik, garantiden çıkmasaydı ve araç sahibiyle biz görüştük. Çünkü o zaman istediğinizi yapın dedi ama bu stok jantlarla, bu yüksek arabayla olabilecek bence en iyi kaplama şu an bu oldu. Ki arabanın hatları çok iyi çıktı. Hem mat olmuş. Antep'te çok güzel konuşulacak ama bir şey söyleyeyim mi? Ya yani büyük güzel reklam olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Arabanın sahibinin birkaç şeyi var, konuşması var. İzlemişsinizdir, ses kaydını dinlemişsinizdir. Adam, ben senden tek sadece bir şey istiyorum. Arabanın sahibi arabayı görürken senden ricam video çek. Tamam. Ama çekelim. Böyle hani sen adamla konuş, birine ver telefonunu, yengeye ver, birine ver. Gizlice video çeksin. Söver. Tepkisi sövsün. Bipler miyiz? Sövsün, biz onu hallederiz. Tamam. Şimdi araba çok güzel oldu. Enes, detaylı videosunu hemen koyuyorsun. Sormak istediğin bir şey var mı? Yoktur. Yok. Abi. Her şey zaten bir şekilde görünüyor. Bu kısa da olsa bir eğitim videosu gibi oldu. Evet. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Eğitimde ya da bir sonraki videolarda görmek istediğiniz ne varsa her şeyi yoruma yazabilirsiniz. Gaziantep ve çevre illerdeki tüm herkesi Gaziantep şubemize bekliyoruz. Önümüzdeki ayı muhtemelen biz orada olacağız zaten. Bayramdan sonra orada olacağız. Orada da çekimler yapacağız. Onları da yayınlarız yine. Evet. Şimdi Enes ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yol videosu. Ne tarafa? Şu tarafa. Göster. Bu taraf. Hadi. İyi seyirler. I just wish he knew.